Bir an önce bu işin başına Tayyip Erdoğan'ın geçmesi gerekiyor demiş Birel. Biz bir sabah kalkmışız, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal demiş ki bu böyle olmaz, Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmamız gerekiyor. Çünkü acilen bir an önce o işin başına o mahalleden gelen en radikal, en kaba, en tahammülsüz inanç anlayışına sahip birinin o partinin bir an önce başına geçip yetkili olması lazım. Bakın o dönemde devletin bütün kurumları ittifak etmiş, Tayyip Erdoğan'ın yasağını kaldırmışlar. Nereden biliyorum? İşte bu kitabı yazdıktan sonra kalktım Ankara'ya gittim. Görüştüklerimden biri de o dönemin Anayasa Mahkemesi üyelerinden, sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Haşim Kılıç'a da sordum. Nasıl oldu diye. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Niye doğru söylüyorum bunun dedi. Senin anlattığın senaryo niçin doğru diyorum. Çünkü dedi biz 2000 yılında Anayasa Mahkemesi olarak toplandık. Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağı parti kurmasını da kapsıyor diye bir karar verdik. Yani parti kuramaz. Ama o karar Anayasa Mahkemesi'nin çekmecesinde 3 yıl kaldı. Kamuoyuna açıklanmasına müsaade etmediler. Siyaset yasağı kalkmış, yetmemiş. Demişler ki, hay hay siyaset yasağı kalkması yetmez. Bir an önce bu adamın iktidarın başına geçmesi lazım. YSK, ana muhalefet CHP, devlet ittifak yapmış, Siirt seçimlerini iptal etmişler. Normalde Cumhuriyet tarihinde örneği yok. Şunu demiyorlar mesela. Tamam arkadaş, yasağın kalktı, sen parti başındasın. Diğer arkadaşlarından biri de hükümetin başında. Bekleyelim, bir sonraki seçimde olursun. Hayır, bir an önce gelmesi gerekiyor ya. Çünkü buranın Orta Doğu ülkesine dönüşmesi lazım.